Sağlıklı beslenmek isteyenler arasında zaman zaman tartışma yaratan bir konu ara öğün. Şart mı değil mi? Uzmanların bu konuda görüşleri farklı farklı. Biz diyoruz ki isteyen yer, istemeyen yemez. Bu bazen yanlışlara sebep oluyor. Karbonhidrattan zengin, şekerden zengin. Ana öğünde fark etmez, ara öğünde fark etmez. Sonuçta kilo alırsınız. Ara öğün tüketmek şart mı? Aslında bu sorunun yanıtı kişiye özel. Bizim ülkemizde genellikle akşam yemeği geç yendiği için öğle yemeğinden sonra akşam yemeğine kadar geçen süre 7-8 saati buluyor. Böyle dönemlerde ara öğün almak şart. Akşam fazla yenmesini önlüyor. Evidar Hanım'ı böyle güzel havayı bulmuş, elinde dürümüyle bulduk. Şart mıdır ara öğün? Ya bence şart. Benim kan şekerim düşüyor. Sıla Hanım 3 yaşından beri diyabet hastası. Ara öğün yapar mısınız, yapmaz mısınız? Yaparım. Diyabetten dolayı. Bizim ülkemizde yapılmış olan bazı çalışmalar var. Eğer öğün arası uzatılacak olursa insanların hipoglisemi riskinin arttığı ve ana öğünde daha fazla yemeye başladıkları gösterilmiş. Uzman diyetisyen Ezgi Sakar hastalık grubuna göre ara öğünün ne olması gerektiğini işte bir örnek masayla hazırladı. Şeker hastaları meyveyi tek başına tüketmemeli, muhakkak yanında bir süt grubu. Meyve tüketmek istemeyenlere kepekli 4 küçük galete de olabilir. İşte bu da kolesterol hastalarının alması gereken. Günde muhakkak 3 tane cevizi tüketsinler. Çünkü cevizin yağ asitleri kolesterol için çok önemli. Ve son bir not. 4 yıl boyunca 12 bin kişi üzerinde araştırma yapılmış. Kahvaltı yapma özelliklerine bakılmış. Eğer sabah kahvaltıları atlanacak olursa bu insanların diyabet olma riskinin ileride %21 oranında arttığı da gösterilmiş. Yapmalıyız yani. Formda kalmamız için ve en önemlisi sağlıklı olmak.